Merhabalar, Hobilerim Örk kanalına hoş geldiniz. Bugün yine muhteşem bir model tasarlayacağız. Ben beyaz ipimi yapacağım. Hemen şöyle düşüneyim. Herkes paket açılımı yapıyor. Biz de ip açılımı yapalım bugün. İpim benim altın başak, merserize diye geçiyor. Klasik 30 numara. Bu bir ip tanıtım videosu değildir. Onu belirtmek istiyorum. Sadece çok fazla sorulduğu için söyleyeceğim. Modelimi bu iple öreceğim. Maxa iplerini de kullanıyorum. Bu ipi de kullanıyorum. İpleri tercih etme sebebim kalın ve kamera altında daha net göründüğü için tercih ediyorum. Modeli birlikte kuracağız. Ben kameramı ayarlarken siz kanala abone değilseniz hemen abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Modelime zincir çekerek başlayacağım. İpimin ucuna bir zincir ilmeği attım. Buradan 50 adet zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ve 50. Başlarken birazcık şöyle ip de bırakmanız gerekiyor modeli kurarken. Zincirimiz uzun olacak, kısa olmayacak. Kurulum yaptıktan sonra artması gerekiyor. Tığımın başına ipimi aldım. Bana bir boş kutu verecek şekilde geri dönüyorum. Yaklaşık 6-7 zincir geriye döndüm. Bir trabzan yaptım. Bir tane boş kutum oldu. Buradan 2 zincir çekiyorum. 1-2 zincir atlayıp 3.'ye trabzan yaparak bir boş kutu daha yapıyorum. Şimdi biraz yavaş ilerleyecek model. Çünkü sıralı bir model öreceğiz. 1-2 zincir. Yavaş yavaş tane tane ilerleyelim. 6 tane boş kutum olacak yan yana. 1-2 1-2 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane daha yapıyorum. Şimdi zincirime geriye döndüm. 1, 2, 3, 4, 5. 6 tane boşluk oluşturdum. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 ve 5. Aynı yere, aynı en son yaptığım, battığım zincire tekrar batarak bir tane daha trabzan yapıyorum. Şimdi bu tam orta kısmını bir böyle bu şekilde bir V oluşturdum. 6 tane de bu tarafa yapacağım. 2 zincir çekiyorum. Bir boş kutu. 1, 2. Zincirinizi çok sıkı çekmeyin. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 2 tane daha yapıyorum. 3 ayak sesleri duyuyorsanız herkesin kuşu var. Benim de kaplumbağam var. 5 1 2 Su da sesi benim sesimi duydukça tepiniyor çıkmak için. Evet, şöyle şimdi bir bırakacağım ki daha net bir şekilde görün. Şu şekilde bir model kurduk. İlk sırada. Burada böyle bir zincirimiz arttı. Artması gerekiyor. Bu modeli kurarken bize lazım. Önemli. Yani kesme işlemi veya ben daha kısa çekeyim, ipim artmasın diye düşünmeyin. Buradan geriye dönüyorum. 5 tane zincir çekiyorum.
5 zincirimi çektim ve geri döndüm. Boş kutularımı yaparak ilerliyorum. Arada 2 zincir. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. Şimdi. Bir, iki, üç, dört, beş tane boş kutumu yaptım. Altıncıyı ve köşe noktama trabzan yapacağım. İçerisine iki tane yapıyorum. Bir tane de trabzan üzerine yapıyorum. 7 tane trabzanım olacak toplamda. Hemen şöyle kameramı bir kere daha netleştireyim. 3 tane de bu köşeme yapıyorum. 5, 6 ve 7 trabzan. 7 tane trabzan yaptım. 5 tane zincir çekiyorum. Tekrar diğer taraf için 3 tane bu boşluğa yapıyorum. 4 trabzan üzerine yapıyorum. 4. Tekrar 7 tane trabzanı da bu taraf için yaptım. Şimdi boş kutularımı yaparak sıramı tamamlıyorum. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi buradan 5 zincirle geri dönüyorum. Modelin tersini çevirdim. 3 tane boş kutu yapıyorum yan yana. Şimdi yan yana 3 tane boş kutumu yaptım. Önümdeki 2 tane boşluğumu dolduruyorum. İçlerine 2 adet yapıyorum. Bir tane de trabzan üzerine yapıyorum. 7 tane trabzan yapacağım. 5, 6, 7.yi yine burada trabzan üzerine yapıyorum. 7 tane trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. 1, 2 trabzanı atlayıp buraya bir boş kutu yapıyorum. Aynı şekilde 7 tane daha trabzan yapıyorum. Üç tane de bu köşemden artırıyorum. Şimdi şöyle bir bakalım. Bu tarafa yapmış olduğum kurulumun aynısını diğer tarafa da yapacağım. 5 tane zincir çekiyorum. 7'ye tamamlıyorum. Aynı şekilde buradaki kurulumu bu tarafa da yaparak sıramı tamamlayacağım. Sıralı bir kurulum yapıyoruz. Uzun bir video olup sizi sıksın istemiyorum. Sıramı tamamladım. Şöyle bir görmenizi istiyorum. Bir sıra için sadece 3 tane zincir çekiyoruz bu sefer.
3 tane zincir çekiyorum. Bu üst zincir benim ilk trabzanım. Modelin tersini çeviriyorum. Şimdi bu önümdeki 3 tane boşluğumu dolduracağım bu sırada. İçlerine 2 tane yapıyorum. Tekrar üç tane boşluğumu doldurdum. İki zincir çekiyorum. Bir, iki atlayacağım. Üçüncüye bir trabzan yapacağım. Şimdi buradan itibaren 7 adet trabzan yapıyorum tekrar. Birinci trabzanım 2 3 4 5 6 ve 7. trabzan üzerine yapıyorum. Şimdi tekrar bir boş kutu yapacağım. 2 zincir çekiyorum. 1 2 atlayıp 1 7 tane trabzan yapıyorum tekrar. 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi burada yapmış olduğum kurulumun aynısını diğer tarafı da yapacağım. Tersten buradan itibaren kurmaya başlayacağım. 5 zincir çekiyorum. 7 tane trabzan yapıyorum. 3 tanesini boşluğuma yapıyorum. Köşeme. Yol kenarında oturunca da bütün arabalara seslere maruz kalıyoruz. 3, 6, bir tane daha yapıyorum. 7. Şimdi burada yapmış olduğum kurulumun aynısını bu tarafa doğru yaparak sıramı tamamlıyorum. Evet, elimden bıraktım. Daha net görün diye. Böyle iki parçaymış gibi düşünün. Bu tarafa yaptığımız kurulumu bu tarafa da yapıyoruz. Hemen 5 tane zincirle geri dönüyorum. Geriye döndüm. 1 2 tane atlıyorum. Üçüncünün üzerine bir trabzan yapıyorum. Şimdi bu arada 2 tane atladığımızda zaten alttaki trabzanı karşılayacaktır. Çünkü boş kutuları içerisinde sadece ikişer adet yapıyoruz. Tekrar 2 zincir çekiyorum. 1 2 yine 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüye bir boş kutu yapıyorum. Şimdi başta 2 tane boş kutu yaptım. Şimdi 7 7 7 tane trabzan, bir boşluk, 7 tane trabzan, bir boşluk şeklinde ilerleyeceğim. 2 3 4 5 6 7 7 trabzan, 1 2 zincir, 1 2 üçüncüye bir boşluk, tekrar 7 trabzan, 2 3 4 5 6 ve 7. 1 2 zincir, 1 2 3'e bir boşluk. Tekrar 7 trabzan. 2 3 4 5 6 7. Şimdi burada yapmış olduğum kurulumun aynısını diğer tarafa da yaparak sırayı tamamlıyorum.
Sıramı tamamladım. Modelimi şöyle yine elimden bıraktım. Şu şekilde ilerliyoruz. Yakın bir açıdan görünüyor. Bu sıramızda şimdi komple trabzan yaparak dolanacağız. Hep şu köşelerde üçer tane trabzan arttırdık. Yine üçer tane yapacağız. Buradan hemen üç zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3. Boşluklara ikişer tane yapıyorum. Trabzan üzerine bir tane yapıyorum. Boşluklara iki tane yapıyorum. Trabzan üzerlerine de yaparak ilerliyorum. Komple trabzan yapacağım. Komple trabzan yaparak bir sıra daha modelimi örüyorum. Evet, modelin son sırasına komple trabzan yaparak geldim. Yani bu şimdi modelin son sırası derken buradan itibaren kurmaya devam edeceğiz. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra boyunca modelin iç kurulumunu hazırladık. Şimdi ben ipimi kesiyorum hanımlar. Şöyle biraz uzun keseceğim. Ben pamuk ip kullandığım için yakma ve kaybetme şansım yok. O ipi oradan yedireceğim. Şimdi burada da burası önemli. Burası modelin püf noktalarından bir tanesi. Burada şimdi bırakmış olduğumuz zincirden 12 tane zincir alacağız. Hemen alttan sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12. zincirimiz tam buraya denk geliyor. Burada geride kalan 4-5 tane zincirimiz var. Hemen bunu da sökeceğiz. Şuraya elimi koyayım da şuraya şöyle ilmeğimizi biraz genişleteyim. 12 tane zincire kadar söküyorum. Belki 45 tane zincir de yeterli olacaktır. Tabii ki kurarken bilemiyoruz zinciri. Şunu ben kameramı durdurayım ki zaman kaybı olmasın. Evet, buradan sökme işlemi yaptım. Bu ipimi şimdi şuradaki trabzanın alt tarafındaki noktaya kilitleyeceğim. Buraya bir halka oluşturacağım bu iple. Püf noktalarının bir tanesi buydu. Hemen şöyle geçirdim. Aynı noktadan bir ilmek alıyorum. Ve ilmeğimin içerisine ipimi kesiyorum. Çekiyorum. Şimdi buraya küçük bir halka oluşturdum. 12 tane zincirle. Şimdi aynı işlemi bu tarafa yapacağım. Hemen ipimi şöyle bıraktım. İpimi biraz uzun bırakıyorum. Yedireceğim dediğim gibi. Şu köşe noktadan sabitliyorum. Buradan 12 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane zincirimi çektim. Bunu da yine aynı şekilde buradaki noktaya kilitliyorum. Şimdi iki tarafına bu şekilde birer tane halka oluşturmuş olduk. Eğer burada fazla zinciriniz kalmadıysa burada yapmış olduğum işlemi bu tarafa da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Buradan iki tane zincir çekerek modeli kurmaya devam ediyorum. Hemen iki tane zincir çekiyorum. Bir yanındaki trabzanın olduğu noktaya kilitliyorum. İpimi buraya taşımış oldum böylelikle. Bakın şöyle bakın. Buradan geri dönüyorum. Azıcık kameramı uzaklaştıracağım ki alanı daha geniş olsun. Şimdi buradan geri döndüm. Bu yapmış olduğum halkama trabzan yapacağım. Trabzanla geçiş yapıyorum. Ördükçe modeli daha iyi anlayacaksınız. 2 3 4 5 6 7
8, toplamda 17 adet trabzan yapıyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. 17 adet trabzan yaptım halkama. Şimdi 18. bu kitlemiş olduğum noktaya yapacağım. Hemen buraya ipimi de alıyorum ki sökülme yapmasın, daha da sabitlensin diye. Buradaki başlangıç ipimi. 18 tane trabzan yaptım. Burası modelimizin, şöyle bir bırakacağım, tepe noktası. İlk başladığımız V noktası. Şimdi buraya kadar trabzanları yaparak ilerliyorum. Hemen bu ipimi de yine altı alacağım. Aralara iki tane. Trabzan üzerlerine de birer tane. Aralara iki tane. Trabzan üzerlerine de bir tane. Aralara iki tane. Trabzan üzerlerine bir tane yaparak ilerliyorum. Nereye geldim? Şurada bir tane şuraya kadar geleceğim. Hemen oradaki sayıya da bakacağız. Şimdi oturup örmekle kamera altında örmenin arasında çok fark var. Biz çok profesyonel kameralara sahip insanlar değiliz. O yüzden böyle dikkatli bir şekilde çekmeye çalışıyorum. Hemen şöyle bakalım. Zincir ağımızı oluşturduk. Şuradan kitleyerek, zincirle geri gelerek 17 adet trabzanımı yaptım. Bu tarafa doğru 1, 2, 3, 4, 5 tane boş kutumu doldurdum. Aynı işlemi bu tarafa yapacağım. Bu tarafa geçeceğim. Geçerken bakın, bu V'min yanındaki bir boşluğumun atlıyorum. Bu tarafa trabzanla geçeceğim. Ki buradaki V görüntüsü bozulmasın diye. Hemen tığımın başına ipimi alıyorum. Direkt göstermiş olduğum trabzanın üzerinden başlıyorum. Şimdi şuradaki bir boşluğumu doldurayım. Bırakacağım elimden. Bıraktığım zaman daha net göreceksiniz. Evet. Bakın. 5 taneyi doldurdum. 6.'yı bıraktım. Burada trabzan üzerinden direkt bu tarafa geçiş yaptım. Boşluklarımı dolduruyorum. Yine zincir ağıma 17 tane yapıyorum. Birleştirmeyi ve bir üst sırayı birlikte kuralım istiyorum. Evet, bu taraf için de trabzanlarımı yaparak ilerledim. Zincirime 17 adet trabzanımı yaptım. 18, bir tane de şu tam köşe noktasına yaptım. Şimdi burayla birleştireceğim. Hemen şöyle şu şekilde de birleştirebiliriz. İlmeğimizi içerisinden geçiriyorum. Buradan geçiriyorum. Şimdi burayı birleştirmiş olduk. Bir üst sıra için ipimi buraya taşımam gerekiyor, bu noktaya. Taşımak için iki zincir çekiyorum. Bir, iki. Bunu da buradaki trabzanın alt kısmına alıyorum. İpimi buraya taşıdım, bir üst sıraya geçebilmek için. İki tane zincir çekiyorum ve modelin tersini çeviriyorum. Tığımın başına ipimi aldım. Şurada bir trabzanım var. Hemen onu atlıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Arada iki zincir,
Bir trabzan atlıyorum. Bir boş kutu yapıyorum. 1, 2. Bir atlıyorum ikinciye. Bir trabzan. 1, 2. Bir atlıyorum ikinciye. Bir trabzan. Bu şekilde boş kutular yapıyorum. Şu kameramın ışığını birazcık keseceğim. Bu yuvarlığımda aralarda birer tane trabzan atlıyorum. Dönüşümün daha rahat olabilmesi için. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Bir sonrakine. İki zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Bir sonrakine. İki zincir. Bir atlıyorum. Bir sonrakine. Şimdi sayacağım buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane oldu. İki zincir çektim. Bir atladım. 8. İki zincir çekiyorum. Burada artık şu trabzanımı karşılayan bir iki tane atlıyorum. Burada karşılayan noktaya yapıyorum. Şimdi tam şöyle baktığınızda buradaki kenardaki şöyle bir bırakayım. Daha net görün. Elimde anlayamayabilirsiniz. Yine bu üst kısma geldim. Burada toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adet trabzan yaptım. Şimdi buralarda yine boş kutu yaparak ilerleyeceğim ama bu sefer 2 trabzan atacağım. Hep trabzanların karşısına gelen noktalara kadar yapacağım. Aradaki zincir çekiyorum. 1, 2. Hemen şöyle kameramada bakayım bulanık mı? Evet. Karşısına gelen trabzanın üzerine yapıyorum. 1, 2 atlıyorum. Üçüncünün üzerine bir boş kutu. Bir sırada boş kutu yapıyoruz. 1, 2. Bir, iki. Bir, iki. Şimdi burada şuradaki boş kutumun üzerine gelen 1, 2, 3 trabzanımı atlıyorum. Buradan karşıya geçeceğim. Hemen şöyle tığımın başına ipimi aldım. 1, 2, 3 trabzan atlıyorum. Dördüncünün üzerinden başlayarak geçişimi yaptım. Yine bu şekilde geçtim. 2 zincir. 1, 2, 3'e bir boş kutu. Şimdi bakın yuvarlağıma geldim yine. Bu yuvarlağımda aralarda birer tane atlayarak boş kutular yapıyorum. Bakın güzel bir kalp yapıyoruz. Artık kendini göstermeye başladı. Buraya kadar yapıp birleştirme ve bir üst sırayı birlikte yapalım. Evet, uç noktaya kadar boş kutularımı yaparak geldim. En son trabzanımı yaptım. Onu buraya kilitliyorum. Burayı kapatmış oldum. Bir üst sıra için 2 zincir çektim. Tam trabzanımın tepe noktasına kilitledim. İpimi taşımış oldum. Buradan geri dönüyorum. Artık şöyle bir bırakacağım. Bakın boş kutularımıza trabzan yaparak kalbimizi oluşturacağız. Hemen burada iki tane trabzanım var. Boşluğum yok. Hemen bunların üzerine de yapıyorum. Trabzanın iç kısımlarına 2 adet boşluklarına trabzan üzerine de birer tane yaparak trabzanlarımı yapıyorum. Buradan artık bir bütünlük sağladık. İlerleyeceğiz. Yine buradaki geçişimizi buradan da yapacağız. Burayı birlikte geçelim istiyorum. Oraya kadar boşluklarımı dolduruyorum. Evet.
Trabzanlarımı yaparak geldim. Şurası benim uç noktam, öyle söyleyeyim. Hemen yanındaki boşluğumun üzerine kadar trabzanlarımı yaptım. Karşıya da geçerken o şekilde geçeceğim. Hemen şöyle sayarsak 1, 2, 3. trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Direkt hiç zincir çekmiyorum. Ve geçişimi yaptım. Şimdi doldurmaya devam ediyorum. Aralara 2 tane yaparak komple trabzanlarımı yapıyorum. Evet, bitişimizi birlikte yapalım. Trabzanlarımı yaparak geldim. Sıra bitişimizi birlikte yapıyoruz. Buradaki trabzan tepesine kitleyerek sıramı kapatıyorum. Şöyle de bir bırakacağım. Bakın ne kadar güzel bir kalp yaptık. Şimdi bununla harika bir tasarım yapacağız hanımlar. Şöyle genişlettim ki görün diye. Bakın hop, bir bütünlüğü sağladık. Ve güzel bir bütünlüğü sağladık. Şimdi son sıramızı yapıyoruz. Son sıramızı da yapacağız ve ilk parçamızı tamamlamış olacağız. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya kilitliyorum. Kirpiklerle dolanacağım modelin etrafını. Kameramı şöyle yakınlaştırayım ki daha net görün. Üst zincirimi çektim, aynı noktaya kilitledim. Bir trabzan atlıyorum, ikinciye kilitliyorum. Üst zincir çekiyorum, aynı noktaya kirpik yapıyorum, kilitliyorum. Şimdi komple motifin etrafını bu şekilde kirpiklerle dolanacağım. Bir tane atlıyorum, ikinciye kilitliyorum. 1, 2, 3. Aynı noktaya kirpiğimi kapatıyorum. Bir atlıyorum, ikinci trabzanın üzerine sık iğneyle geçiş yapıyorum, öyle söyleyeyim. Geriye dönüyorum, kapatıyorum. Tekrar bir atlıyorum, ikinciye sık iğne yapıyorum. Bu şekilde komple motifin etrafını kirpikle dolanıyorum. Evet, kirpiklerimi yaparak böylelikle ilk kalbimi yaptım. Gerçekten çok muhteşem oldu. Sadece bakın şurada zincir sayısını ayarlamamız gerekiyor. Ben 12 tane olarak ayarladım ama sanki biraz büyük. Bakın genişlikten de anlayacaksınız. Ona dikkat etmek gerekiyor. Birlikte öğreniyoruz. Ben de yaparken sizinle birlikte her şeyi öğreniyorum. Şimdi bu harika motifimizden harika bir tasarım yapacağız. Takipte kalın. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.